Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yanımda Honor'un yeni çıkartmış olduğu amiral gemisi Honor 200 Pro var. Bir de bu yanımda bulunan modelin Pro olmayan versiyonu var. Aralarındaki farklardan da bahsedeceğim ama bugün inceleyeceğimiz arkadaş bu. Honor 200 serisi Honor 90 serisinin devamı bu arada. Ve söylediğim gibi kendisi bir amiral gemisi. İçinde dünyanın en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8S Gen 3 bulunuyor. Ve kamera performansıyla da ön plana çıkan bir ürün. Neyse sizleri de kendimle daha fazla bekletmeyeyim. Bebişi kutusundan çıkartalım. Rappapapa. Evet, gayet HD bir kutu yapmışlar. Sadece üstünde ismi yazıyor. Sağında ve solunda da aynı şekilde. Telefonun görseline dair bir şey yok üzerinde. Hemen açalım kutuyu. Şöyle kaldıralım. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Hop, bunu da aldık. Bak bak bak. Ya şu adaptör çıkma olayı ya, zorunluluk bence. Gerçekten şunu bazı markalar neden kaldırdı benim aklım almıyor. Yani var bir bahaneleri, dediğim gibi çevrecilik bilmem ne falan, ama yani o kadar para veriyorsun çünkü bunlar amiral gemisi. Gidip bir de adaptör alıyorsun ona uygun. Ben valla kendim mezara girene kadar bu konuyu eleştireceğim. Yakında kablo da koymazlar. Şöyle şunu da çektik. Başka bir şey yok kutunun içerisinde. Bu arada şunu da belirteyim, çok detaylı bir kamera testi de yapacağım. Çünkü günümüzde artık performansının yanında kamera performansı da en önemli şeylerden biri. Ya benim için öyle zaten. İlk kameraya bakıyorum, sonra performansa bakıyorum. Kamera olmadan olmaz abi. Hoppa, evet. Sevdiğim şey. İçinden bir tane silikon kılıf çıktı. Yumuşak olanlardan. İçinden bir tane sim kart çıkarıcı uç. Ve hızlı bir şarj kablosu. Adaptöre giren ucumuz USB tip A. Telefona giren ucumuz da USB tip C. Bu gördüğünüz arkadaş 1 metre uzunluğunda ve 100 watt'a kadar güç verebiliyor. Aynı zamanda bir veri kablosu. Hızlı bir şekilde verilerinizi kablolu aktarabilirsiniz. Evet efendim. Geldik adaptörümüze. Pişirme kağıdı var üstünde, onu çıkartalım. Hadi. Üstünde 100 watt Honor Supercharge atıyor. Aslında Hypercharge sayılır bu. Çünkü 100 watt. Şöyle voltaj değerlerini de yazmışlar. 20 volt 5 amperle veriyor 100 wattı. Şunu da açalım. Evet, telefonun arka tasarımı bu şekilde. Gördüğünüz üzere bende siyah rengi var. Bir de Türkiye'de satışta olan yeşil rengi var. Onun da görseli şuraya gelecek. Yeşili gerçek gözle görmedim ama bir tık daha güzel geldi bana. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. Şöyle arkada bir kamera sistemimiz var. Kocaman bir flaşımız var. Bu arada telefonun dokusu çok güzel. Böyle mat ama ipeksi bir dokusu var. Üst tarafına baktığımızda burada mikrofon ve hoparlörler var. Aşağı baktığımızda sim kart yuvamız, USB tip C şarj girişimiz, şurada küçücük bir mikrofonumuz var ve yine hoparlörümüz var. Yani hem altta hem üstte olduğu için stereo bir ses alabiliyorsunuz. Atıyorum oyun oynarken kurşun geçti, adam geldi, sağdan mı soldan mı bunu anlayabiliyorsunuz kulaklık takmasanız dahi. Ve müzik dinlerken de çok farklı bir deneyim yaratıyor. İşte bu 6D, 8D diye geçen müzikler var ya, hatta 10D falan gördüm, işte 10D, 8D falan yazılıyor. Böyle yönlü olan bir müzik şekli o, bilmeyenler için. Telefonu dik değil de yan tutup onu dinlediğinizde müziğin döndüğünü de hissediyorsunuz. Normalde kulaklıkta daha iyi oluyor ama bunlarda da anlayabiliyorsunuz. Artık bir telefonda stereo hoparlör olmazsa olmaz bence. Bir sim kart girişine de bakalım. Şöyle tabloyu göstereyim. Burası sim 1, burası da sim 2 için. Yani iki tane fiziksel sim kart takabiliyorsunuz bu ürüne. Özellikle hem iş hem kişisel telefon kullananlar için bunları tek bir telefonda birleştirebilirler. Ben iki telefon kullanmaya çalıştım daha önce ama çok zor bir şey. İki tane telefon gezdiriyorsun yani yanında. Bir cebine işte telefonu koyuyorsun normalde, diğer cebine işte böyle çizmesini engelleyecek işte bozuk para, anahtar gibi şeyleri diğer cebime koyuyorum. İki telefon oldu mu ikisini de aynı cebime koyamıyorum falan, çok zor bir durumdu. O yüzden tek telefona düştüm yine. Tabii kullandığım birçok telefon var aynı zamanda ama yanımda taşımıyorum. O yüzden böyle çözümler daha iyi oluyor. Neyse gevezelik ettim. Telefonun sol tarafında hiçbir buton yok. Sağ tarafına geldiğimizde ise burada ses açma kısma butonu ve burada da kilit butonu var. Çalıştırıyorum telefonu. Ben bu arada bu telefona şarj testi de yapacağım. Bu tarz hızlı şarj olan telefonlara muhakkak şarj testi yapmaya çalışıyorum. Hani çünkü işte bilmem kaç dakikada %50'si doluyor gibi veriler yazıyor kağıt üzerinde ama realitede nasıl oluyor? Ona da bakmak gerekiyor bence. Çünkü verdiği voltaj
voltajlar sabit değil, değişebiliyor bulunduğunuz ortama göre. Atıyorum şarj ederken ekranı açık mı? Birçok şey var. Ben ekranı açıkken test yapıyorum. Ama yine de bir kılavuz oluyor. Onu da hemen ilerleyen testlerde göreceksiniz. Oo. Bu arada kullandığım telefonlar arasında en hızlı açılan telefon bu oldu. Tabii her şeyi geç dedim ama zaten tüm Wi-Fi servisleri falan gireceğim sonra. İlk bir güncelleyeceğim telefonu. Bu arada ilk gözüme çarpan ekran çerçeve oranının çok iyi olması. Yani şuralarda böyle çok ince bir siyahlık var. Ve kavisli bir ekran tasarımına sahip. Ve görünürde bir tane kameramız yok. Sensörlerle destekli bir ön kamera var. Bir şey daha eklemek istiyorum. Honor bu telefonunda değişik bir işbirliği yapmış. Fransa'da bulunan dünyanın en ünlü fotoğraf stüdyolarından biri olan Harcourt Studio ile birlikte işbirliği yapmışlar. Yani 90 yıllık bir stüdyodan bahsediyorum. Çok ünlü portreler çeken bir stüdyo ve doğru portreler için bu stüdyo ile birlikte çalışmışlar işte. Doğru gölgeleme, doğru ışık, doğru netleme gibi birçok şeyi birlikte yapmışlar. Zaten bu portre modunu da deneyeceğiz. Şöyle yapalım, şimdi teknik özelliklere geçelim. Ardından ben bu telefonu bir 3-4 gün kadar kullanıp geri geleceğim. Hadi bakalım şimdi teknik özellikler. Evet, teknik özelliklere ekranımızla başlamak istiyorum. 6.78 inçlik AMOLED bir panele sahip. 1224'de 2700 piksel sıralamasına sahip. Yani yine Full HD Plus diye geçen bir telefon. Piksel yoğunluğu ise 437 ppi. 1.07 milyar rengi gösterebiliyor. Yani 10 bitlik bir ekrana sahip. DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Bu arada DxOMark testlerinde ekranı çok iyi bir puan almış bu telefonun. Ve ıslak parmak algılama özelliği var. Yani elleriniz ıslandığında, terlediğinde falan telefon ekranı saçmalar ya, bu telefonda olmuyor. HDR desteği var ve maksimum 4000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu çok iyi bir değer. Ekran gövde oranı ise %90.42. Bu da yine ortalamanın üzerinde bir değer. Ve en önemli detayı atlamayalım. 120 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Yani hem oyun tarafında hem kullanım tarafında gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Ve şimdi de gelelim telefonun iç donanımına. Videonun başında söylemiştim zaten, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 kullanılıyor. Kendisi 8 çekirdekli bir işlemci. Aynı zamanda dahili bir grafik birimine sahip Adreno 735. Güç tüketimi konusunda ön plana çıkan bir işlemci aynı zamanda. Çok fazla güç çekmediği için telefonun şarjı bayağı gidiyor. Batarya kısmına da geleceğim zaten. 12 GB RAM'i 512 GB'da bir depolamaya sahip. Performans anlamında gayet üst segment bir telefon. Aynı zamanda işlemcisi yapay zeka destekli. Bu sayede hem dahili hem harici yapay zeka araçlarıyla gayet iyi performans veriyor. Ve şimdi de gelelim kameralarına. Toplamda 4 tane kameramız var. Arkada 3 tane, önde 1 tane olmak üzere. Ana kameramızla başlayalım. 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip ve diyafram değeri ise f1.9. Tam 4K 60 kareye kadar video çekim imkanı sunuyor. Hem OIS hem EIS desteği var. Yani hem dijital olarak hem de optik olarak stabilizasyon yapabiliyor. Bunu zaten kamera testlerinde göreceksiniz. Bunun yanında tabii ki bir sürü özelliği de var kameranın. Hepsi yan tarafta yazacak. İşte makro çekim yapabiliyorsunuz. AI destekli bir portre modu var ki bu telefonun en öne çıkan özelliklerinden biri. Ve bunun yanında hyperlapse veya işte slow motion gibi hızlı veya yavaş çekimler de yapabiliyorsunuz. Gelelim ikinci kameramıza. Ekstra geniş açılı bir kamera karşılıyor bizi. Ana kameraya göre 0.6x daha geniş bir görüntü sunuyor. 12 megapiksel çözünürlüğe sahip, diyafram değeri ise f2.2. Ve yine tabii bu kamerayla da video kaydı yapabiliyorsunuz. Fakat 4K 30 kareye kadar imkan sağlıyor. Ana kameradaki gibi 60 kare çekim yapamıyorsunuz. Ve gelelim 3. kameramıza, telefoto kameramıza. Yine ana kamerada olduğu gibi 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip, diyafram değeri ise f2.4. Ana kameraya nazaran 2.5x'lik bir odak uzaklığı var. Yani optik olarak 2.5 kat yakın çekebiliyorsunuz. Bu lenste de yine optik görüntü sabitleyici var ve dijital zoom yaptığınızda toplamda 50x'e kadar yakınlaşabiliyorsunuz. Telefoto kamerayla da yine 4K 60 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ön tarafa. Aslında ben toplamda 4 kameramız var dedim ama 5 kameramız var çünkü önde 2 tane kamerası var. Ön taraftaki asıl kameramızın çözünürlüğü 50 megapiksel. Diyafram değeri ise f2.1. Ön kamerasıyla da 4K 30 kareye kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Yine bir sürü özelliği var işte. Yine portre modu var, gülümseme algılama, yapay zeka iyileştirmesi, sesle komut, hızlı çekim gibi birçok özelliği var. Şimdi gelelim ikinci kameraya. Bu kamera ne işe yarıyor? 2 megapiksellik bir kamera ve f2.4 diyafram değerine sahip.
Bu kameranın asıl özelliği bokeh dediğimiz bu arkadaki bulanıklığı yapma. Yani derinlik algısını daha iyi ölçmek için kullanılan bir sensör gibi. Ama kendisi bir kamera. Ama sensör gibi kullanılıyor. Siz beni anladınız. Neyse şimdi böyle kağıt üstündeki verilerle olmuyor. Yaptığımız kamera testleri gelsin. Şimdi de video kaydındayız ve inanılmaz bir gürültü var. 4K 30 kare görüyorsunuz. Ön kameradan çekiyorum şu an. Seçkinin tatlılığı peki. Güzel benim, renkler arkadaşlarım falan fazla yakışıklı ya. İsmail ayrı bir yakışıklı zaten. Evet, bir yandan da yürüyorum. Stabilizasyonu da görmüş oluyorsunuz. Elimde şu an telefon sallanıyor bir yandan. Aha. Evet, şu anda da video kaydındayım ve ters ışıktayız. Arkada güneş olmasına rağmen seçkini çok karartmadı ama arka tarafı da patlak gösteriyor. 4K 60 kare çektiğimi söyledim mi bilmiyorum. Söyledin mi? Hayır. Tamam. İnanılmaz rüzgar var bu arada. Şu ana kadar bunu elle kapatamazsın abi. Şu ana kadar yaptığın testler arasında en rüzgarlı yerdeyiz. Baksana uçuşuyoruz ya. Seçkinin tabii bol olmadığı için tişört çok sallanmıyor da. Ama karizmasına. Evet, şu anda da bizi multi videodan görüyorsunuz. Aynı anda kayıt yapılıyor. Hem beni hem karşımda olan seçkini çekebiliyorum. Güzel özellik ha. Yan yana direkt koyabiliyorum. 1080p 30 kare çekebiliyorsunuz bu arada bu ayarda. İlginiz olsun. Vay, karizma. Akıyor. Evet, şimdi daha rüzgarsız bir ortama geçtik. Çünkü çok rüzgar vardı orada. Elinizi çekerseniz sevinirim. Evet, sesim takribi 1 metre mesafeden bu şekilde geliyor. Arkada çok fazla araba gürültüsü var. Şimdi bir 3x'e geçelim. Telefoto kamerasında da görüntü bu şekilde oluyor. Bu gözüküyor da bir gözükmez mi? Baksana şunlara bak. Neler çekiyoruz, sesler yapacağız. Bak, kamerayı değiştirdim. Çok fark var ana kamerayla telefoto arasında bu arada. Bak, bu telefoto uzaklaştırıyorum. Aydınlık farkına bak. Işık geçirgenliği inanılmaz farklı. Karizma. Evet, şimdi de ön kameradan görüyorsunuz. Ön kamera şu an keskin değil gibi duruyor. Evet. Sen ne diyorsun? Ön kamera gecede sıkıntı ya. Evet, yani çok çok iyi performans veren bir telefon ben de görmedim. Genellikle ana kameralar güzel performans veriyor. Ama şey gibi duruyor işte. Keskinlik yok. O yüzden kendi yapay zekasıyla onu şey yapmaya çalışıyor. Netleştirme, daha güzel görüntü vermeye çalışıyor. Budur. İşlenince göreceğiz. Ve geliyoruz bataryasına. 5200 mAh'lik bir batarya kapasitesine sahip. Ve şöyle söyleyeyim. Telefonun kalınlığına göre, daha doğrusu inceliğine diyelim artık. Gayet büyük bir bataryaya sahip. İçindeki pil türü de lityum polimer. Ve en bomba kısmı zaten USB tip C ile şarj oluyor. 100 Watt'a kadar şarj alabiliyor bu telefon. Bu da ne demek oluyor? Sıfırdan %50'ye 15 dakikada ulaşıyor. Yani takıyorsunuz, bir işte atıyorum duşa girdiniz çıktınız, telefonun şarjının %50'si dolmuş oluyor. Ya bu çok önemli. Telefonu böyle yavaş şarj olanlar bilir benim ne demek istediğimi. Günümüzde artık hızlı olmak önemli. Ve onu da geçtim, kablosuz olarak da 66 Watt'a kadar destek veriyor. Şimdi böyle 15 dakikada %50 falan dedik ama tabii bu yapılan koşullara göre değişiyor. İsterseniz gelin bir test edelim. Hızlı bir şarj testi yapalım. Evet, şimdi de şarj testi yapacağız. Saat 23.04. Şarjımız %21. Hemen şarja takıyorum. Evet, şu an şarj olmaya başladı. 10 dakikalık geri sayımı da başlatıyorum. Şu an 100 Watt şarjı alıyor ve ne kadar hızlı şarj olduğunu görebilirsiniz. Ekranı kapatacağım bu arada. Çünkü bu da şarj olma süresini etkiliyor. Bakalım sayaç dolduğunda bakacağız. Şu an şarj %21. Evet, süremiz doldu. Dur bakalım sen. 10 dakikanın ardından %55.
Yani %21'den %55'e çıktı. %34 hatta konuşurken 56 oldu. Yani 10 dakikada 3'te 1'ini şarj etti. Düz mantık yaparsanız yarım saatte 0'dan 100'e bu telefonu şarj edebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca geri kalan özelliklerinden bahsedelim. Telefonun boyutları burada çıkacak. Okuyabilirsiniz. Ağırlığı 199 gram. Yani gayet piyasadaki hafif telefonlardan diyebiliriz. Kablosuz bağlantı özelliklerine gelelim. 5G desteği var. Zaten telefonun isminde de var. Pro 5G diye geçiyor. Bunun yanında Wi-Fi 6 desteği var ve Bluetooth versiyonu 5.3 kullanılmış. Bluetooth'ta da birçok kodeyi destekliyor. İşte aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC kaliteli tüm kodekler içinde yer alıyor. IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var ve içinde Android 14 yüklü bir şekilde geliyor. Evet, testlerimizin sonuna geldik. Testler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda aşağıda belirtebilirsiniz. Ben kendi yorumlarımı yapacağım. Bu arada telefon neredeyse hiç ısınmıyor. Yani ele verdiği bir sıcaklık hissiyatı yok. Tabii ki kullanımda kullandığın senaryoya göre 3-4 derece, 5 derece artıyor ama bu sıcaklık elinize yansımıyor. Genel olarak 33 derecenin altında çalışıyor. Beni en çok ilgilendiren kısmına geleceğim. Kamera kısmına. Ana kamerası gerçekten çok iyi. Ön kamerası yani fiyat skalasının olması gerektiği gibi. Wow bir hareket yapmadı bende. Hani gündüz güzel ışıkta çok iyi performans veriyor. Akşam aynısını söyleyemeyeceğim ama ana kameranın hem videoda hem fotoğrafta hem gündüz hem gece performansı iyi. Bir de portre fotoğraflarını görmüşsünüzdür zaten. Çok 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 iyi sonuç verdi. Yani bu stüdyo hardcore'la çalışmaları gerçekten bir şeyleri değiştirmiş. Beklentimin çok üzerinde bir portre performansı verdi. Siz de hak veriyorsunuzdur. İlk çekerken böyle lan tam kesemedi mi falan diyorsunuz. Bir saniyede bir işliyor zımba gibi. Bataryası zaten inanılmaz gidiyor. Çok da hızlı şarj oluyor. Zaten içinde Snapdragon 8S Gen 3 var. Yine zaten çok performanslı bir işlemci. Yani bu fiyat skalasında gerçekten özelliklerine göre çok iyi bir telefon yapmışlar. Zaten Honor son dönemde çıkarttığı telefonlarla bayağı olay yarattı. İşte Magic V2 serisi dünyanın en ince katlanabilir telefonu. Hatta V3 çıktı yanlış bilmiyorsam. O daha da ince, hala bu unvanı koruyorlar. İşte Magic 6 Pro vardı geçtiğimiz aylarda, onu da inceledim. Onun da kameraları çok iyiydi. Ve şimdi daha uygun fiyatlı bir modelle karşımıza çıkmışlar. Amiral gemisinin bir tık altı versiyonu diyebilirim. Böyle her bütçeden telefonlar incelemeye çalışıyorum zaten kanalımda. Evet, sizin yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda belirtebilirsiniz. Ürünün linkine de aşağıda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.